verdiğiniz gibi basın kuruluşlarının bütün yerel basın, genel anlamda ulusal basın olarak hepinize çok teşekkür ediyorum. Zaten bu olayı başta haberiniz duyurmuştu. Kendilerine teşekkür ederim ve diğer basın arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum. Bu zaten çok çok önceden bizim Çınarcık Barınağımızda yaşanmış bir olaydı. Fakat çok çaresiz kalmıştık. Ben Türkiye Hayvanları Koruma Konfederasyonu'nun Yalova İl Temsilcisiyim. Orman Suyumuzun Hayvanları Koruma Görevlisiyim. Dernekler Masası üyesiyim. Aynı zamanda da bir sanatçı kimliğim var. Fakat buraya yerleştikten sonra Çınarcık Barınağı'ndan dolayı Erkut Ferhatoğlu'nu tanıdım. Oradaki hayvanların daha önceki görmüş olduğu eziyetlerin hepsi bende fotoğraflar olarak var. Sayfalarımızda paylaşıyoruz. Tüm Türkiye'ye teşekkür etmek istiyorum. Bu kadar duyarlı bir hareket ve oluşumu içerisinde birleştiğimiz için. Gerçekten bütün Türk halkına da teşekkür ediyorum. Herkes bunda birleşti. Çünkü çok büyük bir katliamdı. 150'ye yakın hayvan canlı canlı hem öldürüldü hem canlı canlı gömüldü. Yok edildi, itlaf edildi. Yaşam hakları elinden alındı. Bu bizim medyaya yazışan, evet 150'ye yakın. Buyurun efendim. Elinde biz her yere gideriz, her yerde bulunuruz. Sorun değil, önemli olan o hayvanlarımızın yaşam haklarını savunabilmek. Bu bizim görmüş olduğumuz dediğim gibi 150 tanesi medyaya yansıyan. Görünmeyen ve içimizde yara olan o kadar daha çok yapıldı ki. Çınarcık Barınağı'nda da yaptı Erkut Ferhatoğlu bunu. Ve gerçekten hayvanları ölüme terk etti. Öldürdü, itlap etti, yok etti. Zaten o zaman Şükran Hanım da evet. Beraber ben çalışıyorlardı. Ben 8 sene Erkut Ferhatoğlu'na çalıştım. 8 sene anamdan emdiğim sütunumdan geldi. O bütün hayvanları katletti. Ormana attı, ben getirdim. Ormana attı, hasta hayvan geliyordu, alıyordu onları, gönderiyordu elemanlarınla beraber ormana. Ben gidip alıyordum. Hep öldürüyordu. Ameliyatını başkalarına yaptırıyordu. Başkalarına. Yani, İsmail yapıyordu ameliyatını. Şimdi bu saatten sonrasında ne yapabiliriz? Biz şu an duyduk veterinerlik müdürü olarak Yalova'ya gelmişti biliyorsunuz. Veteriner müdürü olarak görevden alınmış. Herhalde açığa alınmış ama bu yeterli değil. Onun burada açığa alınıp başka bir şehrimizde başka hayvanlara yapacağı eziyeti önlemek adına bizim evet. Hükümet olarak devlet büyüklerimizden istediğimiz lisansının elinden alınıp hapis yatmasını istiyoruz. Yani o öldürmüş olduğu, katletmiş olduğu, o tek tek almış olduğu canların bedeli karşılığında hapis cezası almasını istiyoruz. Buradan bütün devlet büyüklerimize, Sayın Cumhurbaşkanımıza, evet. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, devlet büyüklerimize, kendi partisinin genel başkanına da ricamız var. Kemal Kılıçdaroğlu zaten. Ve hep gereğinin yapılmasını istiyoruz. Vefa Salman Başkan sahip çıktı önce. Fakat sonra halkın gücü, Rabbimin de izniyle anladı ki bir şey yapamayacak. Kendisinin açığa aldığını duyduk ama keşke en başta açıkla insanlardan o isterken başka yaptıkları kadarlıkları evet, keşke halkın lafıyla ben veteriner müdürümü görevden almam dememiş olsaydı. Biz bunlarla da karşılaştık maalesef. O yüzden gereğin her şeyini yapılacağına inanıyorum. Sizler çok önemlisiniz bu konuda. Sizler çok büyük oldunuz. Hepinizden çok razıyım. Çok teşekkür çok ediyorum. Teşekkür burada canı yanan arkadaşlarımız var. Gönül Başkanım. Erkut Ferhatoğlu'nun vesilesiyle kızının ölümüne kadar yol açılan bir hanımefendi var. Evet, benim gözümün önünde. Yanındaki çalışan İsmail kızını dövdü, hayvanını öldürdü İsmail bayanın. O da nerede köpeğim deyince saldırdı ve kızı dövdü buna. Bunlar yerden yere attılar. Beni de tehdit ettiler. Bak senin de köpeğin var, seni barınağa sokmayız dediler. Ben de böyle susmak zorunda kaldım. Zaten maalesef öyle susturuyorlar. Benim kocam da onun yüzünden öldü. Hayvanlar katledi, ezdi, kalp krizi geçirdi benim kocam, o gün oradan öldü. Şu an siz burada suçluyorsunuz. Suçluyorsunuz da biz imza topladık gerekli. Daha zaten tüm Türkiye her yerden suç duyurusu yapıyor. Gönül Başkanımız da Kaytazdere Dernek Başkanımız. O da çok sıkıntılı zaten Erkut Bey'den. Evet, konuş. Yani. Erkut Ferhatoğlu'nun yüzüne bak şikayet etmiyoruz ama
resmi mercilere lütfen, lütfen ve de lütfen buraları düzeltin dediğimizde bize tam ters istikamette bağırarak, çağırarak siz buraya giremezsiniz, siz bunu yapamazsınız diye tepkiler verdi. Ve bize büyük kaprisler yaptı ve hayvanlarımıza yaptı. Yani bize değil, bize yapmasa bana hakaret etmesi hiç önemli değil. Ama o hayvanlara yansıtması korkunç bir şey. Ve en son yaptığı şey de yaralı bir hayvanı hiç tedavi etmeden günlerce tek ayağı kopuk değil, senin bölgenden aldım deyip götür bunları sal demesi ipi kopardı. Ben zaten şikayet aşamasındaydım, bu patlak verdi. İnanın çok kötü şeyler gördüm orada. Çok kötü şeyler gördüm. Ve şikayetçiyiz. Erkut Bey'den ve onun Erkut Bey'in yanındaki olan Alper, veteriner Alper'den de şikayet. O barınakçı ekibin değişmesi lazım. Kesinlikle. Yani veteriner Alper'le birlikte yapmadıkları şey kalmadı. Bizleri hiçbir şekilde içeriye sokmadılar. Hayvanlarımıza eziyet ettiler. Zoraki göstermelik bir iki bir şey yaptılar. Daha önce barınak böyle bu kadar düzgün değildi. Vefa Salman düzelttirdi. Ama sadece görüntü güzel. Arka taraf çok berbat. Cehennem arkası. Röntgen cihazını bizzat ben bakandan istedim ve arkadaşlarımın desteğiyle arkadan geldiler. Ondan sonra röntgen geldi. Röntgenden faydalanamıyoruz. İki tane şey hayvanı, kaza geçirmiş hayvanı biz götürdüğümüzde bizim röntgenimizi çekmedi. Çekmedi ve bize bir sürü önümüze taşlar engeller koydu. Ve bana dedi ki ne yapalım, getirtirmeseydiniz. İşte istemiyorduk. Biz radyasyon alıyoruz burada. Radyasyon almak istemiyoruz. Yani bahanesi de buydu. İnanın çok büyük eze. Ha, ambulans varmış. Ambulans da yok. İnanın ambulans şuraya kadar var. Yalanın içine hiçbir şekilde destek vermiyorlar. Hiçbir şekilde. Alman hayvanlarda atılıyor. Evet. Vefa başkanımız işte şöyle hijyenik şartlarda bakılıyor. İşte böyle bilmem ne yapılıyor diye bize açıklamalar da bulunuyor. Ama kesinlikle kendisi hepsi göstermeli. Gidip bakması lazımdı oralara. Hayvanseverlerin şikayetlerini dinlemesi en azından biraz duyarlı olması gerekirdi. Onu da suçluyorum. Biz evet, kendimiz de şimdiye kadar onu şikayet etmediğimiz için kendimizi de suçluyorum. Evet. Çünkü bu hayvanlar belki bu kadar itlaf olmayacaktı. Biz de şey yapmış olduk. Rabbim yüksek kulları. İnşallah düzelecek sayenizde. Çünkü Yüksek Teftiş Kurulu'nun ve Cumhurbaşkanlığı makamında inşallah bu suç duyurusuyla bu işe el atacağına inanıyoruz. Hakkında soruşturma başlatacağız. Örnek olur. İnşallah. Tekrar hepinize çok teşekkür ederim. Bu sıcak